akşam orada yatamıyoruz. Perde çevresinde çevir, akşam gidiyorsa ayak ağrısında yatamıyoruz. Van'da artan işsizlik ve hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlar ek iş yapmaya başladı. Genelinin 50 yaş üzerinin oluşturduğu yük taşıyıcılarına her gün bir yenisi ekleniyor. Çok şükür. Ekmeğimiz çıkıyor. Rabbiye şükürler olsun. Ne merdi hepsine muhtaç değil. Allah'a şükür olsun. Eş, dost, yardımcı oluyorlar yani. Allah hepsine de razı olsun. Yardımcı oluyorlar. Yaşanan ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı nedeniyle Van'da vatandaşlar ek iş yapmaya başladı. Üç tekerlerin yerini son zamanlarda motorlu araçlar aldı. Ne düşünüyorsunuz siz bir i̇şte üç teker? Evimizi yıktı. O bizim evimizi yıktı. O niye söylem? Vallahi bugün benim param olsa ben de bir tane alacağım, ben de rahat edeceğim. Olmadığı için alalım. Olmadığı için mecburi. Peki pahalı mı fiyatları? Vallahi 60 liradan bahsediyorlar. He. 60 bin. Aynen. Onlar sizin sektörü de öldürdüler, üç tekeri de öldürdüler. Tabii, yok, benim sektörüm tek mesela, şehirçilerin de sektörü, bizim de hepsinde. Peki bu motorlu araçlar çıkmadan önceki kazancınızla şimdiki kazancınız bir mi? Yok, bayağı düştü. Bayağı düştü yani. Eskiden mesela düşün, diyelim mesela biz bu arabada alırdık, o zamanın parası 100 lira, şimdi alıyoruz 150 lira ama bir değer yok. Şimdi mesela benim gittiğim yerle onun gittiği yer bilmiyorum ki. Ben pedal çevireceğim, adam oturarak 2 dakikada gidip ben yapacağım 2 iş, bir de 15 iş. Özellikle halk arasında 3 tekerlek, hamal olarak adlandırılan yük taşıma arabaları, vatandaşların ek iş yapmak için sıklıkla başvurdukları iş kolu arasında yer alıyor. 5 milyonun hesabını yapan adam var. 30 lira diyor, adam neredeyse bizi vuracak. Vallahi bizi vuracak. Bak bir çorba parası da adama diyor 30 lira. Adam diyor abi ne olmuş? Ulan arkadaşlar zaten 10 milyarlık malzeme almışsın. Bana 30 lira verecek dediği çoktur. Ben bu adamları ne bekleyeceğim?